Herkese merhabalar. Bugün Türkiye'de giderek yükselen şiddet konusunda Sayın Avukat Aykut Alp Arıcı Beyefendi ile beraberiz. Aykut Alp Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Samir Bey. Türkiye'de şiddet konusu giderek yükseliyor ve toplumun buna karşı bir tepkisi var. Fakat aynı tepkiyi siyasetten, yetkililerden görmüyoruz. Hem kadına karşı bir şiddet var, hem çocuklara, hem hayvanlara, hem doğaya karşı dahi bir şiddet var. Bu şiddetin sebepleri ve nasıl çözüleceği konusunda sizinle biraz konuşmamız iyi olur diye düşünüyorum. Siz son zamanda Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nde bu konuda bir yazı da yazdınız. İsterseniz yazıyla başlayalım, ondan sonra devam edelim. Şimdi aslında sorduğunuz sorunun cevabı bu yazı içeriğinde temel konularından birisiydi. Şiddet konusu tartışıldığında şiddetin doğrudan faili üzerinden değerlendirme yapılıyor aslında. Yani bir yaralama olayında yaralayanı, bir cinayette katili ele alan değerlendirmeler yapılıyor. Siyasetin de bu konunun dışında kalması böyle mümkün oluyor aslında. Fakat şiddet meselesi aslında doğrudan siyaseti ilgilendiren bir konu olarak ele alınmalı. Ancak böyle çözüm bulunabilir. İki kişinin arasındaki basit bir kavgaya çözüm bulmak toplum açısından hemen hemen hiçbir şey ifade etmiyor. Fakat toplumsallaşmış bir şiddet, gayrimeşru şiddet söz konusu olduğunda burada çözüm merceği yalnızca siyaset olabilir. Aslında bu sorun siyaset felsefesinin temel meselelerinden birisi. İnsanların bir arada yaşamasının kuralları belirlenirken bu felsefeye göre, siyaset felsefesinin teorilerine göre, genel kabul görmüş teorilerine göre bu kurallar belirlenirken insanlar bir takım haklarından vazgeçiyorlar, bir takım özgürlüklerinden vazgeçiyorlar ve bunun karşılığında devletten güvenlik almış oluyorlar. Devletle aralarında böyle bir sözleşme, bir toplum sözleşmesinin mevcut olduğu varsayılıyor. Bu sözleşmeyle insanlar haklarından vazgeçip şiddet kullanma tekelini devlete tanıyorlar aslında. Bu şu demek, ben kendi hakkımı almak için şiddet uygulamayacağım toplumdaki diğer fertlere. Benim yerime devlet kurallı bir şiddet uygulayacak. Weber'in tarif ettiği şiddet tekeli de tam olarak bu zaten. Fakat bu şiddet olayları olarak ele aldığımız her bir olay aslında toplumun yapmış olduğu bu sözleşmeyi yıkan olaylar. Dolayısıyla mesela benim dayak yemem sadece benim meselem değil, bütün toplumun meselesi. Orada devletin beni cezalandırma tekelini yıkan birisi bir saldırı söz konusu. Meseleye böyle bakmak gerekir. Aslında bu çalışmamızda da değindiğimiz temel konu buydu. Yani şu noktaya geliyoruz. Şiddetin bu denli artması aslında bizim toplum sözleşmemizin, devletimizle olan toplum sözleşmemizin bir erozyona uğradığını ve bunun toplumun içinde bir kaos, devlete karşı bir güvensizlik, insanların kendi haklarını kendileri elde etmesi, kısaca orman kanunlarının işlediği anlamına geliyor artık bir noktadan sonra. Yanılıyor muyum? Tam olarak öyle, tam olarak öyle. Burada işte tam bu noktada ister istemez Türkiye'nin hukuk sorununu ele almak durumunda kalıyoruz. Orman kanunları var olamasın diye bizim kanunlarımız yok mu? Fakat burada işleyişli bir yavaşlık veya hiç işlememe söz konusu olduğunda tabii ortalık orman kanunlarına kalmış oluyor. Yani bir insan peki şu noktada ne yapmalı? Devlete başvurdu. Sorunu çözülmüyor. Kanunlar sorununu çözmüyor. Aradığı adaleti bulamıyor. Hukuk işlemiyor. Bu noktada çoğu insanın kafasında ya o zaman ben kendim bir şiddet uygulayayım fikri var. Bu fikir nasıl çözülecek? Yani bu fikirden bir insan nasıl kurtulacak ve bu insan aradığı adaleti nasıl bulabilir? İnsanların bu fikirden kurtulmasını sağlamak insanların görevi değil aslında. Yani elbette bizler birey olarak hukuka saygılı, medeni kişiler olmayı istiyoruz. Herkesin birey olarak böyle bir hedefinin de olması beklenir. Çağdaş dünya böyle bir dünya. Fakat bunu bir yükümlülük olarak insanlara yüklemeye hakkımız yok. İnsanlar çok temel bir beklentiyle bir takım haklarından vazgeçiyorlar. Devlete vergi ödüyorlar. Bu beklentiler dediğim gibi çok temel beklentiler. Hayatta kalabilmek, güvenli şekilde yaşayabilmek gibi basit beklentiler aslında. Devletin bu beklentileri karşılamak ödevi. Çünkü insanlardan sadece bir takım haklardan vazgeçmesi beklenmiyor. Devletin ödevi insanların bu çok basit beklentilerini karşılamak zaten. Vergisini ödeyen, bir takım haklarından vazgeçmiş olan vatandaş artık kendisini frenlemek zorunda kalmamalı. Çok basit, hızlı işleyen bir mekanizma ile haklarını temin ediyor olmalı. İşte başta söylediğim gibi o yüzden bu şiddetin önlenmesi aslında siyasetin meselesi. Burada şu var bir yandan da. İnfaz yasası meselesi tartışılıyor. İşte 200 suç kaydı olan adam hala dışarıda. Bilmem kaç suç kaydı olan insan hala dışarıda. Burada o zaman sorunun çözümü için insanlar bu suç kaydı
meselesinden ziyade bu yasayı çıkartanlar, bu yasayı uygulayanlara mı bir tepki göstermeli? Tabii yani siyasetten talepleri insanların şekillenirken bir farkındalık oluşmuş olsaydı bu konuda buna göre şekillenirdi. İnsanlar maalesef şiddetin faillerinin tek suçlu olduğunu düşünüyorlar. Elbette ki şiddetin faili suçlu. Onlar masum demiyorum yani kader kurbanlığından falan bahsediyor değilim. Ama bu şiddetin failine bu imkanı tanımış olan işlemeyen bir devlet mekanizması var. Ve bu meseleler maalesef işte adam sinirlendi, cinnet geçirdi, işte 10 kişiyi doğradı yüzeyselliğinde ele alınıyor. Burada bu adam cinnet geçirirken 10 vatandaşını koruyamayan devletin ihmali maalesef hiç gündeme gelmiyor. Devletin biçare hali gündeme gelmiyor. Bunu siyasetin gündemine taşımalıyız ki bu sorunların çözümü için siyaset bir şeyler yapsın. Siyasetin gündeminde biz daha çok şunu görüyoruz ama az önce bahsettiniz kader kurbanları. İşte kader kurbanlarına af çıksın. Ehliyetini kaptıran, alkol kullanarak işte ehliyetini kaptıranların ehliyeti iade edilsin. Ya da işte belli başlı suçlara bir af getirilsin diye ki daha önce getirildi. Pandemide üstü kapalı bir af çıktı, insanlar hapishanelerden salındı. Siyaset peki neden dediğiniz diğer sorunları çözmek yerine bu af meselesini gündeme getiriyor? Siyasetin bundan çıkarı nedir, beklentisi nedir? Dünyada yükselen popülizm dalgası Türkiye'yi de çok sert şekilde vurmuş durumda. Maalesef siyaset böyle ucuzluklara başvuruyor. Pek çok konuda olduğu gibi burada da kurallara riayet eden temiz vatandaşın, bizim temiz Türkler olarak adlandırdığımız vatandaşın talepleri seslendirilmiyor. Suç işlemiş ve cezasını çeken vatandaşların talepleri sanki son derece meşru taleplermiş gibi lanse ediliyor. Çok basit bir sebebi var bunun. Çok basit şekilde oy almak mümkün. Bunu yapacak siyasetçinin Türkiye'nin temel meselesine, şiddet meselesine çözüm araması gerekmiyor. Mesela Türkiye'de ceza daireleri, Yargıtay'daki ceza dairelerinde ortalama yargılama süresi, bakın Yargıtay aşamasından bahsediyorum, 400 günü aşıyor. Yani bu şu demek, sizin bir ceza yargılaması sonucunda, belki 1-2 sene sürmüş bir ceza yargılaması sonucunda başvurduğunuz temiz mahkemesine dosyanız 400 gün bekliyor. Şimdi siyaset buna çözüm bulmakla uğraşmak yerine başka bir oy kaynağına yönelmiş vaziyette. Af çıkartalım, infaz yasasına değişiklik yapalım. Sizin Tamga Türk'te çok isabetli şekilde bahsettiğiniz gibi Tayyip affı seviyesine gelmiş bir infaz yasası rezaleti var. Bunu başka şekilde adlandırmak mümkün değil. Öbür yandan muhalefete de baktığımızda muhalefette bir grup başkan vekili, hadi ismini de verelim, Ali Mahir Başarır çıkıp hem infaz yasasının değiştirilmesini ve tırnak içinde kader mahkumlarının serbest bırakılmasını talep ediyor. Hem de şiddetin sona ermesini, işte kadın cinayetlerinin sona ermesini talep ediyor. Aralarında birkaç hafta oluyor bu iki talebin. Şimdi bu çok basit bir siyaset yapma şekli. Bu şiddeti sona erdirmeyi hedefleyen, Türkiye'nin hukuk mekanizmasının işler hale getirilmesini hedefleyen bir siyaset değil ki. Bu sadece oy almaya odaklı bir siyaset. İşte bu basit siyasetten kurtulması lazım Türkiye'nin. Başka türlü çünkü biz ne kadın cinayetlerini durdurabiliriz, ne ev içi şiddeti durdurabiliriz, ne hayvanlara karşı uygulanan şiddeti durdurabiliriz. Biz o Tayyip affı mevzusunda biraz eleştiri de aldık, şundan eleştiri aldık. İnsanlar o yasanın Bahçeli'nin isteğiyle çıkmasından dolayı Bahçeli affı denilmesi gerektiğini söylüyor. Halbuki bu son af yasasından önce de Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin çıkarttığı infaz yasaları vardı ve bu artık bitmek bilmez bir Tayyip affı haline geldi. Bizim oradaki vurgulamak istediğimiz şey buydu temelde. Yani yanlış hatırlamıyorsam Erdoğan hükümetlerinin ilk başından beri bu tür aflar, bu tür yasalar sürekli olarak çıkıyor ve topluma sürekli olarak yeni suçlular yeniden kazandırılıyor demek çok doğru değil sanırım. Salınıyor, yeniden salınıyor. Maalesef öyle. Dün bir meslektaşımla bir dosya, daha doğrusu bir müvekkilin dosyaları üzerinde çalışmaya başladık. Tesadüf etti, bu yayının bir gün öncesine denk gelmiş oldu. Bu şahsın dosyalarını inceleyebilmemiz için bize bütün dosya kayıtlarını verdiler. Ve yani şu anda 30'u aşkın ceza dosyası olan bir kişi, ailesi bunun şu anda tutuklu olmasını dehşetle karşılıyor. 30 tane suç kaydı var ve hala suç işlemeye devam ediyor. Bunun tek bir sebebi var. İnfaz yasası. Meslektaşım çok aslında trajikomik bir şekilde şöyle bir ifadede bulundu. Bu kadar ceza dosyası benim büromda yok dedi. Bir kişinin ceza dosya sayısından bahsediyoruz. Ve bugüne kadar hapse girmemiş bu kişi. Bu Türkiye'nin infaz yasası artık devleti gülünç duruma düşürüyor. Çünkü infaz yasası cezasızlığı temin etmek üzere kurgulanmış gibi. Bunu sağlamaya çalışıyorsak ancak bu ceza yasasını ele alırdık. Milliyetçi Kongre'de biz hukuk komisyonunda infaz yasasını
Yasası'nda yapılması gereken değişiklikler hakkında bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmayı yürüten arkadaşlardan bir tanesi şöyle bir şey söyledi. İnfaz Yasası'nda yapılmış bütün değişikliklerin geri alınmasını istesek düzgün bir infaz yasası çıkar ortaya dedi. Yapılmış onlarca değişiklik ve hepsi suçluların daha az cezalandırılmasını temin ediyor. Bu artık saçmalık seviyesinde. Mevcut infaz yasası gereğince hapiste yatmasını gerektirmeyen suçlarda cezalandırılması için bir tutukluluk süresi meselesi ilerliyor. Bugün son olarak işte Cahreyn'in tutuklanması meselesinde yaklaşık bir aydır tutuklu hala. Şimdi bütün bu cezasızlık algısının yanında bir de şeyi de görüyoruz. Cumhurbaşkanına hakaret ya da Milliyetçi Gazeteciler davasında tutukluluk meselesinin bir cezalandırma aracına dönüştüğünü görüyoruz. Devleti yönetenler, sorumlular bu cezasızlık meselesini belli başlı konularda kendilerine bir otorite alanı, kendilerine bir güç alanı sağlamak için bir aparat olarak da kullanıyorlar. İşte şiddet failini gösteriyorlar ama öteki taraftan da Cumhurbaşkanına hakaret edeni tutukluyorlar. Aa bakın burada biz tutuklama yaptık diyorlar gibi geliyor bana. Evet. Şimdi maalesef bu tutuklu, haksız tutuklamalar, tutuklu yargılamalar Türkiye'nin bir başka önemli sorunu. Bütün bunlar toplumun yargı mekanizmasına, hukuk müesseselerine olan inancını azaltıyor. Ve aslında başta sorduğunuz sorunun ve problemin, bahsettiğiniz problemin sebeplerinden birisi de bu. İnsanlar sadece suçluların cezalandırılmamasıyla yargı sistemine güven kaybetmezler. Aynı zamanda suçsuzların cezalandırılmasıyla da yargı sistemine güven kaybederler. Ve bunun, yani toplumda doğmuş olan bu kanaatin esas müsebbibi siyasiler. Çünkü yargının suçsuzları cezalandırmasına sebep olan siyasiler. Siyasetin gündeminde şiddetin sona ermesi olmadığı gibi, burada ucuz yollara tevessül edildiği gibi, bir de yargı sisteminin bu yöntemle bilhassa tutuklamalar kullanılarak aşındırılması, toplumun yargı sistemine olan güveninin bitirilmesi, şiddetin devamlılığını da sağlamış oluyor. Buna da sebep olmuş oluyor. Meseleye bu yönden de bakmak lazım. Sadece cezalandırılmama değil, haksız cezalandırılmama, cezalandırmalar da insanların haklarını kendi kendilerine elde edebileceği, ihkak-ı hak diyoruz hukukta, ihkak-ı hakka başvurabileceği kanaatinin doğmasına ve güçlenmesine sebep oluyor. Peki bu noktada şunu da merak ediyorum bir yandan. Türkiye'deki bu durumla dünyadaki durumu kıyaslarsak, nitekim bazen şunu da görüyoruz. Hani onun derinine girmek için şu an vaktimiz yeterli değil ama yurt dışında göçmenlerin işlediği şiddet suçlarında bir cezasızlığın hakim olduğunu gözlemliyoruz. Dünyada durum nasıl bu konuda? Şimdi göçmenler özelinde bir veri açıkçası ben incelemedim. Fakat şiddet meselesini, gayrimeşru şiddet kullanım meselesini dünyada bir sorun olduğunu şuradan anlayabiliriz. Birleşmiş Milletler 2 Ekim gününü şiddetsizlik günü ilan etti. Ve dünyada gayrimeşru şiddet kullanımıyla mücadele etmek için uluslararası bir çaba var. Fakat bu çabada ne kadar yol kat edilebildiği konusunda bazı tereddütler var. 2 Ekim'in Dünya Şiddetsizlik Günü ilan edilmesinden bu yana 100.000'de bir seviyesinde bir şiddet azalması var Birleşmiş Milletler verilerine göre. Aynı tarihlerde İnsani Gelişmişlik Endeksi %4 oranında artmış. Yalnız burada şu yanılgıya düşmemek lazım. Yani dünyada da durum zaten düzelmiyor yanılgısına düşmemek lazım. Az gelişmiş ülkelerde şiddetin artmaya devam ettiğini fakat gelişmiş ülkelerde gayrimeşru şiddet kullanımının azaldığını görüyoruz. Türkiye'yi biz eğer az gelişmiş ülkelerle mukayese edeceksek o zaman bizim durumumuz da çok kötü değil. Ama Türkiye'nin hedefi bu değil. Türkiye'nin hedefi her zaman muasır medeniyet seviyesi olduğuna göre bizim kendimizi Avrupa Birliği ile OECD ile mukayese etmemiz lazım. Buradaki karnemiz çok kötü. Biz her ikisinde de şiddette en kötü durumda olan ülkeyiz. Bu bizim için bir utanç vesikası aslında. Anlıyorum. Bu iş o halde siyasetin çözüm konusunda bir irade göstermesinin dışında çözülecek bir mesele değil. Evet, evet. Zira diğer bütün çözüm önerileri birer palyatif çözüm gibi oluyor. Soruna bak bir merhem sürmek gibi oluyor ama hastalığı ortadan kaldırmıyor. Semir Bey bakın şunu çok açıkça ifade etmek lazım. Türkiye'nin bir beka sorunu varsa eğer gayrimeşru şiddetle mücadele meselesi. Gayrimeşru şiddetle mücadelede başarısız olduğumuz zaman insanların devlete inancı tükenecek. Her yere yazmayı biliyoruz adalet mülkün temelidir diye. Adalet sistemi eğer gayrimeşru şiddet
devlete karşı vatandaşları korumakta yetersiz kalırsa mülk çöker. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en temel beka meselelerinden birisi budur. Siyasetçilerin kuşa bakın diye bize gösterdiği saçma sapan meseleler değil. Bu mesele doğrudan siyasetin gündemine girmelidir. Ve bu işin ciddiyetle ele alınması için artık bizim yeniden bir kadın cinayeti, vahşice işlenmiş cinayetler, saldırıları beklememizin sebebi yok. Bir an evvel. Çünkü bunun bir an evvel gündeme alınmaması işte gencecik kızların vahşice öldürülmesine sebep oluyor. Bu sadece hayatını kaybeden insanların meselesi değil. Yani onlar öldü ve bu işin tek mağduru onlar değil. Bakın bizler artık sokakta güvenle yürüyemez haldeyiz. O yüzden bizim siyasetçilerin yakasına yapışıp şu sorunu çözün deme vaktimiz geldi geçiyor. Teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz son bir şey var mıdır? Gayrimeşru şiddet meselesi temiz Türklerin talepleri karşılanmadığı için bugün gündemimizde. Aslında vatandaş olarak haklarını talep eden temiz Türkler bu taleplerini mutlaka almalı. Siyaset bu talepleri mutlaka karşılamalı. Ben buradan izleyicilerimize şunu söylemek isterim. Çok günlük hayatınızın çok içinde olan bu gibi sorunların çözümünü bir araya gelmeden bulmak mümkün olmayacak. Siyasete bunu dinletmek, bu taleplerimizi dinletmek mümkün olmayacak. O yüzden ben bu meseleleri dert edinen herkesi, bütün temiz Türkleri bu pazar günü Barolar Birliği'nde Litay Otel'de yapacağımız büyük kongremize davet ediyorum. Aykut Alp Bey teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kısa bir vakitte gayet açıklayıcı bir konuşma oldu. Şiddet meselesi gerçekten kanayan yara haline geldi. 13 Ekim pazar günü Litay Otel'de saat 14'te Milliyetçi Kongre'de, ikinci büyük kongrede görüşmek üzere. O zamana kadar hoşça kalın.